Rabbim şefaatine nail eyleye. Olduğum gibi dost doğru olmanın manasını konuşacağız vakti sahurda. Çok kıymetli Rıfat Oral hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Konya Selçuklu müftümüz Ali Okudan hocamız Hakk'ın rahmetine kavuştu. Sevenlerine, ailesine ve Konya'mıza başsağlığı dileklerimizi ileterek programımıza başlayalım istiyoruz. Sevgili hocam, sizin de söyleyecekleriniz varsa buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de hayırlı geceler diliyorum. Maalesef bugün değerli bir insan Ali Okutan Bey'i kaybettik. Allah rahmet eylesin. Kendisini uzun süredir tanıyorum. Birçok kişi de biliyor. Gerçekten önemli bir insandı. Merhamet kaynağı, mütevazi, herkesin işini yapmaya çalışan bir insandı. Onu tanıyanlar şöyle derdi, onun lügatında hayır yoktur. Yani o hep evet derdi, her işi yapmaya çalışırdı. Böyle bir insandı. Bir hocamızın deyimiyle bir vakıf insanıydı. Gerçekten yani adam gibi bir müftü, onun bir hocamızın tabiriyle böyle bir insandı. Allah rahmet eylesin diyorum. Geride kalanlara da başsağlığı diliyorum. Bir nimet elden gidince kıymeti anlaşılıyor. Yani. Böyle hocalarımız vefat edince kıymeti anlaşılıyor. İnşallah onların yerlerini dolduran hocalarımız da yetişmekte. İnşallah. Bu bayrak yarışı devam edecek inşallah. İnşallah. Allah razı olsun, biz de dualarımızı iletmiş olalım. Sevgili seyircilerimiz, bugün doğruluk konusuyla ekranlarınızda olacağız inşallah. Ve yine Twitter üzerinden hashtag vakti sahur etiketiyle hem hocamıza sorularınızı, mesajlarınızı, dualarınızı ulaştırabileceksiniz. Sevgili hocam, Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette doğruluk zikredilir. Rabbimiz bize nasıl sesleniyor? Programın bu ilk dakikalarında ilahi ahlak ile ahlaklanmak ve nasıl doğru olacağız? Kur'an'ın seslenişiyle başlayalım. Ve Allah insanı yarattı diye başlayabiliriz. Ona dürüst olmayı öğretti. Dürüstlük aslında insanın fıtratında var. İnsan temiz yaratılmış. Ama bir takım dış unsurlar insanı bozabiliyor, değiştirebiliyor. İşte insanın fıtratını koruyabilmesi için Allah-u Teala kitap göndermiş ve peygamber göndermiş. Dürüst bir hayatın nasıl yaşanacağını bize öğretmiş. Daha Bakara suresinde Allah-u Teala takvayı anlatıyor. Yani hayat programınız şöyle olmalı. İnanç bilinci, ibadet bilinci, evet, infak bilinci, tarih bilinci ve ahiret bilinci olmalı. Bu bilinç serisi oluştuğu zaman dürüst insanlar, dürüst bir toplum oluşabiliyor. Kur'an-ı Kerim'i dikkatli bir şekilde okuduğumuz zaman Allah-u Teala Hazretleri dürüstlük konusunu sadık kelimesiyle anlatıyor ve diyor ki ve kûnû me'as-sâdiqî, sadıklarla beraber olun. Ya eyyühellezine amenu ittegullah ve kunu ma'as-sadiqin. Ey iman edenler, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. Demek ki takva sahibi olmanın en önemli unsuru temiz insanlarla beraber olabilmek. Peki sadık kimdir? Kur'an bunun bir üst derecesinde sıddık olarak alıyor.
İşte peygamberler sıddıktır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim sıddık olarak geçiyor. İdris aleyhisselam sıddık olarak geçiyor. Bütün peygamberler sıddıktır. Yani davalarında çok sadık. Peygamberler dışında da sıddık insanlar var. Hazreti Ebu Bekir gibi. Evet. Bazı alimler şöyle diyor. Bunlar her asırda bir tane olur. Ve bunlar gerçekten davalarında sadık olan insanlardır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize örnekler verir. İşte İbrahim, işte Musa, işte İsa, işte Muhammed Aleyhisselam. Onlar gibi olun der. Onun dışında sahabeyi örnek gösterir. İşte Muhacir, işte Ensar, işte diğerleri. Muhacir ki malını ve her şeyini kendi ülkesinde bırakıp başka bir yere hicret eden demektir. Yani birçok zorluklar sebebiyle ülkesini terk eden insanlara muhacir denir. Tabii çok zor bir durum. İşte bugün için Suriyeli kardeşlerimizi, Iraklı kardeşlerimizi görüyoruz. Perişan bir şekilde. Ama Resulullah Efendimiz Medine'de muhacirle ensarı kardeş yapmış ve muhacirlerin perişan bir şekilde yok olup gitmesini önlemiş. Ensar da onlarla her şeylerini paylaşmışlar. Allah-u Teala Haşr suresinde muhacirleri sadık olarak vasıflandırıyor. Şöyle buyuruyor. Lil muhacirine lezine ayet devam ediyor. Ayrıca ganimetler mallarını bırakıp da hicret edenlere verilir. Eyvallah. Onlar Allah'ın fazlını ve rızasını isteyerek hicret ettiler. Allah ve Resulü'nün davasına yardım ettiler. Ülâike humus sâdikûn. İşte sadık olanlar onlardır diyor. İzleyicilerimiz Haşr suresini mutlaka bir tefsirden okusunlar. Çok önemli bir sure. Medine'deki ilk Yahudi isyanından bahseder. Haşr deyince dirilişten bahseder anlamayın. Eyvallah. Oradaki haşr kelimesi ayette geçiyor. İlk Yahudi isyanından bahseder. Beni Nadir kabilesi ilk defa toplu halde isyan ediyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların kalelerini kuşatıyor ve orayı fethediyor. Ganimetleri alıyor. Dağıtacak. Ensara diyor ki Allah sizden razı olsun. Muhacirlere çok yardım ettiniz. Her şeylerinizi paylaştınız. Şimdi diyor siz izin verirseniz bu ganimetleri ben muhacirlere dağıtayım. Muhacirler de size yük olmasın. Diyor. Ensar gözyaşları içerisinde ya Resulullah niye öyle söylüyorsun diyorlar. Biz muhacirleri çok seviyoruz. Siz ganimetlerin hepsini onlara verin. Onlar yine bizim evimizde misafir olarak kalsınlar diyor. Onların bu hali peygamberimizin o kadar çok hoşuna gidiyor ki ben diyor ölünceye kadar sizinle beraberim. İnsanlar bir tarafa gitse, Medineli ensarlar bir tarafa gitse ben sizinle beraberim diyor. Ve peygamberimiz ölünceye kadar Medine'de kalıyor ve Medine'ye defnediliyor. Muhacirlere de diyor ki 3 günden fazla Mekke'de kalmayın. Mekke'de ölmeyin. Neden böyle diyor? Biz Mekke'yi Allah için terk ettik, hicret ettik. Artık geriye dönemeyiz diyor. Bundan dolayı Mekke'de ölüm yatağında olan muhacir kişiler Mekke'ye gitmiş, ölüm gelmiş. Onlar sürekli derlerdi ki Allah Resulü böyle demiş, bizi dışarıya defnedin. Bundan dolayı Mekke'nin dışında muhacirler kabristanı var. Allah Allah. Yine peygamberimizin eşlerinden Meymune annemiz. Evet. Peygamberimizin vefatından sonra Mekke'ye gidiyor ve orada ölüm hastalığına yakalanıyor, ölecek. Diyor ki Resulullah böyle demişti, beni dışarıya defnedin diyor. O zor zamanlarında bile bir sadakat örneği. Sadakat örneği. Ve vefat ediyor. Meymune annemizin kabri de Serif'te. Mekke'nin dışında bir yer.
Peki niye Serife defnedildi? Çünkü peygamberimizle Meymune annemiz Serif de evlenmişti. O hatıraya binaen sahabe-i kiramda böyle güzel bir anlayış, estetik vardı. Oraya defnettiler. Yani Hatice annemiz Mekke'de, evet. Meymune annemiz Serif'te, diğer annelerimiz de Medine'de. İşte bu şekilde biz peygamberlerden dürüstlüğü öğreniyoruz. Sahabeden dürüstlüğü öğreniyoruz. Peygamber Efendimiz'in hayatına baktığımız zaman da onun tek bir sermayesi vardı. Dürüstlük. Evet. Peygamberliği ilan edilmeden evvel de el-Emin es-Sadık olarak anılırdı değil mi hocam? Evet. Yani 40 sene toplumuna bir sınav verdi. 40 sene dürüst bir hayat yaşadı. Öyle bir cahiliye toplumu ki her türlü kötülük, pislik var. İçki var, zina var, evet. Adam öldürme var. Buna rağmen Resulullah Efendimiz böyle bir toplumda güzel bir gül gibi yetişti. Peki onu kim terbiye etti? Hiç kimse. Gerçi ailesi çok asildi. Babası asildi, dedesi, amcası. Ama yine de böyle temiz bir insan olarak yetişti. 40 sene ve her şeyde Mekkeliler diyordu ki Muhammedül Emin. Yani ona böyle bir sıfat vermişler. Daha peygamber olmadan. Güvenilir Muhammed. Hatta birçok şeyde onunla istişare ediyorlardı. Kabe'nin Hacer-i Esved taşı, Hacer-i Esved'i koymada bile biliyorsunuz o olayı. Peygamberimize risalet görevi geldikten sonra Allah bütün insanlara İslam'ı tebliğ etmesini emretti. Dünyanın en zor işi peygamberlik. Çünkü Allah size diyor ki, kitabı insanlara anlat, sistemi insanlara anlat. Ve en zor peygamberlik de son peygamber. Başarılı olmak zorunda, başka bir lüksü yok. Evet. Peygamberler içinde en zor işi olan peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve peygamberimiz 23 senede hiçbir peygamberin ve dünyadaki hiçbir insanın başaramadığı bir başarı elde etti. Amerikalı bir profesör, ilim adamı dünyadaki ilk 100 kişiyi araştırıyor. Michael Hart diye. Bunun ilk 100 diye bir kitabı var. Seyircilerimiz internetten de bulabilirler. Tercüme edildi. Dünyadaki 100 başarılı insanı anlatıyor bu kitapta. Ve birinci sıraya da Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı koymuş. Kendisine soruyorlar. Diyorlar ki ya sen Hristiyansın. Niye Hazreti Muhammed birinci sırada? O da diyor ki üç şeyden dolayı Muhammed tarihi değiştirdi. O üç şey nedir? Bir, bu insanın geldiği ortam çok olumsuz. Yani Muhammed Aleyhisselam nereye geldi? Mekke'ye geldi. Bir çöl ortamına. Devlet yok, medeniyet yok. İki, getirdiği dava. Bakıyoruz Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği dava çok büyük. Üç, elde ettiği başarı. Bakıyoruz Hazreti Muhammed çok başarılı. Ve Hazreti İsa üçüncü sırada. Niye dediler üçüncü sıraya aldı? O dedi ki aslında İsa peygamberin yaptığı hiçbir başarı yok. Çünkü 3 yıllık peygamberlik hayatı var. Ondan sonra göğe çekildi. Ama Muhammed tarihi değiştirdi. O geldikten sonra kısa sürede süper güçler yıkıldı. İşte siz dürüst bir insan olursanız, dürüst bir toplum oluşturabilirseniz kısa sürede başarılı olursunuz. Örnek mi istiyorsunuz? Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı. Yani onun için günümüzdeki insanların, özellikle Müslümanların dürüstlük, sadakat gibi güzel şeylere ihtiyaçları var. Ahlakları güzel olmalı, inançları güzel olmalı, kalpleri güzel olmalı, dilleri güzel olmalı.
Yani Müslümanlar güzel insan olmalı ki diğer insanlar onlara bakıp Müslümanlığı kabul etmeli. Haza insan, işte insan böyle olur demeleri gerekir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başarılı olmaların sebeplerinden birisi de kendisinin güzel insan olması, iyi insan olması. O güzel olunca sahabe-i kiram da güzel oluyor. O zaman ne oluyor? Bütün Araplar geliyor ve Müslüman oluyorlar. Eskiden de Selçuklu ve Osmanlı zamanında bir yer fethedileceği zaman önce dervişler gidermiş. Tebliğciler gidermiş. İslam'ı anlatırmış. Ahlaki yapıyı anlatırmış. Orası hazır hale gelince orayı fethederlermiş. İşte bu açıdan Kur'an'da ve hadislerde sahabenin hayatında bizim öğreneceğimiz çok şeyler var. Eyvallah. Cenab-ı Hak Muhammedi peygamberi ahlakı üzerimizden eksik etmesin inşallah. İnşallah. Nebevi ahlakla hayatımızı yaşamaya, o güzellikle donatmaya devam edelim inşallah. İnşallah. Hocam izin verirseniz Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam edelim. Mehmet Er Arabacı hocamızla bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Buyursunlar inşallah. Şifa niyetine dinleyelim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن
Çok teşekkür ediyoruz. Yarın da inşallah Mehmet Er Arabacı hocamız hem kasideleriyle hem ilahileriyle orkestrasıyla birlikte stüdyomuzda olacaklar. Bunu da sevenlerine hatırlatmış olalım. Efendim program başında Selçuklu müftümüz Ali Okutan hocamıza dua göndermiştik. Rabbine kavuşmuştu. İzleyicilerimizden de dua istemiştik. Salih Saksağan kardeşimiz Ali hocama Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum diyor. Ailesine ve memleketimize baş sağlığı dileklerimi iletirim. Hayırlı sahurlar demişler. Allah razı olsun. Kudret Karaca müftümüze Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli hocama selam ve dua ile bir sorum olacak. Bayram namazı cumaya geliyor. Nasıl olur demiş Kudret Bey. Buyurun hocam. Bazen bu şekilde cuma günleri bayram günü olabiliyor. Normal bir şekilde bayram namazlarımızı kılacağız. Ve cuma namazını da kılmamız gerekiyor. Evet. Bazıları diyor ki işte bayram günü bayram namazı kılındığı için cuma namazı kılınmaz şeklinde bir anlama var. Bu yanlış bir anlayış. Peygamberimiz Medine'de böyle bir cuma günü, bayram günü bayram namazını kıldırıyor. Bazı deve çobanları ve çöle gitmesi gerekenlere de izin veriyor. Siz diyor artık bayram namazını kıldınız diyor. Ama Medine'de kalanlar mutlaka cuma namazını kılıyorlar. Hı hı. İşte bundan dolayı bazı alimler o gün cuma namazı düşer demişler ama bu tercih edilen bir görüş değil. Yani Hanefiler, Malikiler, Şafiler diyor ki mutlaka o gün cuma namazı da kılınmalı. Bu şekilde iki bayram bir anda yaşanmalı diyorlar. İnşallah bayrama kavuşanlardan oluruz. İnşallah. İbrahim Demirel hayırlı yayınlar demiş, çok teşekkür ederiz. Hayırlı sahurlar diyorlar. Rıfat hocamı geçtiğimiz günlerde Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden aldı. Fahri doktoradan dolayı tebrik ederim diyorlar. Teşekkür ederim. Eyvallah hocam. Eyvallah. Bu mesajda reklama geçelim isteriz. Nebevi ahlakla devam etmiştik. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin güzel ahlakından örneklerle doğruluk konusunu işlemeye gayret ediyoruz. Twitter üzerinden hashtag vakti sahur etiketiyle bizlere mesajlarınızı, sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Kısa bir ara sonrasında inşallah KON.TV vakti sahur stüdyolarından sizlere misafir olmaya devam edeceğiz. Selçuklu Belediyesi ile Vakti Sahur devam edecek. Selçuklu Belediyesi ile Vakti Sahur devam ediyor. Ey dost, seni nice bulam. Güzel cemalini görem. Visaline bir gün erem. Reddetme kapından bizi. Derdi beni yakıp durur, gönlüm sana akıp durur,
Varlık beni yakıp durur, reddetme kapından bizi. Aşkın erişe canıma, kuvvet vere imanıma, ere hayat bu tenime, reddetme kapından bizi. Kudretten algıl elimiz, zikreylesin bu dilimiz, rızana varsın yolumuz, reddetme kapından bizi. Seyrim erişe zatına, kuvvet ola imanıma, ihsan ola seyranıma, reddetme kapından bizi. Batında bulmuştuk seni, terk eyleyip canu teni, lütfedip ya gani, reddetme kapından bizi. Derdi budur üftadenin, mahvola ruhunda senin, budur safası çün canın, reddetme kapından bizi. Derdim endi, kurban eyliyor peygamber.
Arabacı, çok teşekkür ediyoruz bu güzel kaside için. Bir kez daha Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e selat ve selamlarımızı göndermiş olduk. Rıfat Oral hocamız stüdyomuzda. Hocam, az önce sormuş olduğumuz bir soru tekrar cevaplandırılması istenir izleyicilerimiz tarafından. Bayram namazının cumaya dek gelmesi, cuma gününe dek gelmesi hususunda o dakikalarda açan izleyicilerimiz olmuş. Tekrar aktaralım hocam. Bayram cuma günü olursa, evet, bazıları diyor ki işte o gün cuma namazı kılmak gerekmez, öğle namazı yeterlidir. Bu yanlış bir görüş. Hı hı. O gün hem bayram namazımızı kılacağız hem de cuma namazını kılacağız. Bu yanlış görüş nereden geliyor? Hani cuma gerekmez, cuma namazı, evet, kılınması gerekmez görüşü. Peygamberimiz bir keresinde deve çobanlarına erken gitmelerine izin veriyor. Siz diyor bayram namazını kıldınız, gidebilirsiniz. İşte bu sözünden dolayı bazıları cuma namazı kılmak gerekmez diye anlıyorlar. Bu yanlış bir görüş. Ulemanın görüşü, müştehit imamlarımızın görüşü şudur. Bayram cuma gününe denk gelse bile, hı hı, o gün hem bayram namazı kılacağız hem de cuma namazı kılacağız. Bu daha çok Kurban Bayramı'nda problem oluyor. Kurban kesmekle meşgul olanlar cumaya gitmek istemiyor. Ve evet, fetva arıyorlar. Bu yanlıştır. Bu kişiler elbiselerini, tulumlarını çıkartıp temiz bir elbise giyecekler. Cuma namazına gidecekler. Kurban zaten 3 günde, 4 günde kesilebilir. Problem yok. Tamam, peki. Teşekkür ediyoruz. Evet. Efendim, Nebevi Ahlak Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den doğruluk üzerine vurgulanan hayat düsturlarıyla devam ediyoruz. Hocam, Peygamber Efendimiz bir hadisinde kişi doğru söylemeye devam ederse sonunda sıddıklardan olur buyuruyorlar. Sözü size bırakalım. Yine özel hatıralardan, anekdotlardan aktaralım izleyicilerimize. Allah Resulü Mekke'de 13 yıl mücadele etti. Yani peygamberlik geldikten sonra 13 yıl Mekke'de mücadele etti, işkence gördü. Hatta Mekkeliler 3 yıl onu aç bıraktılar. Evet. Sahabeyi bir yerde topladılar, muhasara altında tuttular. Hazreti Hatice annemiz ve Ebu Talib'in bu muhasaradan dolayı çok zayıfladığı ve öldüğü söyleniyor. Bütün bu baskılara rağmen, işkencelere, zulümlere rağmen Allah Resulü hicret ederken ne yaptı? Müşriklerin ona bıraktıkları emanetleri Hazreti Ali'ye bıraktı. Evet. Bu çok önemli bir dürüstlük örneği. Toplum ona zulmediyor, kötülük yapıyor ama Allah Resulü en zor durumda bile, hicret ederken bile topluma ihanet etmiyor. Ya. O emanetleri Hazreti Ali'ye bırakıyor. Hazreti Musa zamanında da Hazreti Musa İsrailoğulları ile Mısır'dan çıkarken İsrailoğullarında Mısırlıların
emanetleri vardı, altınlar, gümüşler. Evet. Bunları vermeden gittiler. Orada ihanet ettiler. Daha sonra o altın ve gümüş... Aleykümselam İsmail. Hocam başka bir isteğiniz varsa İsmail getirsin. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Eyvallah, sağ olun İsmail. Daha sonra o altın ve gümüş başlarına bela oldu İsrailoğulları. Evet. Ondan Samiri bir put yaptı ve ona tapmaya başladılar. Demek ki her ihanetin bir bedeli var. Ya. Her sadakatin de bir karşılığı var. İşte Allah Resulü'nün hicret ederken bile emanetleri bırakması müşrikleri çok etkiledi. Belki o anda iman etmediler ama Resulullah'ın o dürüst hareketi daha sonra meyvesini vermeye başladı. Ve kısa sürede müşrikler, o şedid olan Mekkeliler Müslüman olmaya başladılar. Allah Resulü Medine'ye hicret ettikten sonra da İslam toplumuna sürekli ahlaki güzellikleri anlatıyordu. Yalan söylemeyeceksiniz, söz verdiğinize sözünüze duracaksınız, emaneti ihanet etmeyin. Allah Resulü şöyle diyordu: Alametül münafık selase. Münafıklığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, vaat ettiğinde sözünde durmaz, emanete ihanet eder. Ve sahabe de Allah Resulü gibi yetişmeye başladı. O ahlakı aldılar. Evet. Ve o çöl insanlarından bir Ebu Bekir, bir Ömer, ya, bir Osman, bir Ali, bir Hamza, böyle güzel insanlar yetişti. Hatta bir batılı yazar öyle diyor: eğer diyor Muhammed gelmeseydi, Ömer aleyhisselam, Ömer bir oduncunun oğlu olarak kalacaktı. Unutulup Allah gidecekti. Eğer Muhammed aleyhisselam gelmeseydi diyor, Abdullah bin Mesud gibi büyük bir hukukçu bir deve çobanı olarak unutulup gidecekti. Ama Allah Resulü onlara öyle bir ruh verdi ki artık dünya duruncaya kadar bu insanlar bütün insanlara örnek oldular. Evet. Yani bu açıdan dürüstlük çok önemli. Allah Resulü'nden öğreneceğimiz çok şeyler var. Doğru bir lisan, değil mi sevgili hocam? Dilimiz doğru olmalı, sadık olmalı. Kalbimiz sadık olmalı. Dilimizden dürüst olduğumuzu söylersek, kalbimiz sadık olmazsa o da problem. Yeah. O da nifak problemi. Onun için herkes kendisini sorgulamalı. Hesaba çekmeli. Ben ne kadar dürüstüm? Ve kendisine not vermeli. Bu arada hocam, program öncesi de konuşmuştuk sizinle. Hani bazen diyoruz ya, bu devirde, bu zamanda hocam, doğru söyleyince de. Değil mi? Yani böyle bir yanlış anlayış var. İşte günümüzde dürüst olursak kaybederiz. Evet. Bu yanlış bir görüş. Belki bir iki şeyde kaybederiz ama birçok şeyi kazanırız. Ahireti kazanırız. Evet. Kader inancı bu noktada çok önemli. Hı hı. Bununla ilgili Allah Resulü'nün hayatından ben size iki kesit anlatmak lütfen istiyorum. Lütfen, buyurun hocam. Birincisi Kuzman diye bir kişi. Hı hı. Gelmiş, iman etmiş. Sonra savaşa gidiyorlar. Savaşta bu öyle dövüşüyor, öyle savaşıyor ki insanlar gıpta ediyor. Evet. Fakat Allah Resulü diyor ki bu ateştedir, cehennemliktir. İnsanlar hayret ediyor. Ya Resulullah nasıl olur? Bu ateştedir. Daha sonra savaş bitiyor. Kuzman bir yerde ölmüş. Evet. Birisi geliyor. Ya Resulullah diyor, ben gördüm. Kuzman yaralarına dayanamadı, intihar etti diyor. Beni yalancı çıkarmayan Allah'a hamd ederim diyor. Çünkü Kuzman Allah için cihad etmedi. Cesur desinler diye cihad etti. Mal, mülk, ganimet için cihad etti ve Allah onun cennete girmesini istemedi. Bu bir örnek. Eyvallah hocam. Bir başka örnek de Müsned'de geçiyor. Sahabe bunu anlatırken diyor ki, eğer diyor Allah birisinin hidayetini isterse peygamberi onun ayağına gönderir. Bir gün diyor mescitte oturuyorduk.
Allah Resulü haydi gidelim dedi diyor. Kalktık, mescitten çıktık. Medine sokaklarında yürüdük. Yahudi mahallesine gittik. Ve Yahudilerin havrasına girdik. Baktık ki Tevrat okuyorlar. Bizim içeriye girdiğimizi görünce Tevrat'ı kapattılar. Evet. Resulullah okuyun, devam edin dedi. Okumadılar. Orada yaşlı, hasta bir Yahudi vardı. Gitti, uzandı, o Tevrat'ı aldı. Dedi ki ey Muhammed, bunlar yeni peygamberle ilgili kısmı okurken sen içeri girdin. Allah Faran dağlarında tecelli edecek, Hicaz. Evet. Yani Hazreti Musa'dan sonra o bölgede hiç peygamber gelmemiş. Ve Allah diyor ki Allah o bölgede tecelli edecek. Yahudilere diyor ki sizin içinizden, kardeşlerinizden bir peygamber gelecek. Yani Araplardan. İşte diyor burayı okurken sen geldin. Ve diyor ki bu Yahudi, hasta olan kişi, ey Muhammed diyor, inanıyorum ki bu peygamber sensin diyor. Ben buna şahidim diyor. Ve orada ruhunu teslim ediyor. Peygamberimiz diyor ki kardeşinizi alın gidelim diyor. Yani eğer bir kişi dürüst olursa, temiz olursa, nerede olursa olsun Allah onu kurtarır. Ama bir kişi kötü niyetli ise, peygamberin yanında cihat etse bile cennete giremez. Ya. İşte bu noktada dürüstlük çok önemli, kader önemli. Bizim bu dünyadaki varlık sebebimiz dürüstlük, iyilik, güzellik, ibadet, takva. Yani hedeften şaşmamalıyız. Evet. Bir takım yanlış örnekleri görerek bu hedeften şaşmamalıyız. Bizim hedefimiz cennet. Bu hedeften şaşarsak o zaman cehenneme gideriz. Belki dünyada birkaç şey kazanırız, para kazanırız ama Allah katında itibarımız biter. Hemen takva demişken hocam, fucur ve takva bahsini de açıklarsanız çok kıymetli olur. Ayetlerde geçiyor, Allah her ikisini de insana ilham ediyor. Hem iyi yolu hem kötü yolu. Evet. Bunu Allah-u Teala Hazretleri insana vermiş, programlamış, hafızasına vermiş. İnsan öyle bir varlık ki kötülük de işleyebilir, iyilik de işleyebilir. Ama melekler sadece iyiliğe programlanmış. İnsan öyle değil. Evet. İşte insan bu özelliğine rağmen takva sahibi olursa, nefsine ve şeytana karşı galip gelirse, onun derecesi meleklerden daha üstün oluyor. Nefsiyle sürekli bir savaş halinde olmalı. Tabii insan nefsiyle sürekli savaş halindedir. Nefis rahatlığı sever. Evet. Günahı sever. Kötü şeyleri sever. İslam ise bir disiplin dinidir. Evet. Müslümanlar disiplinli bir topluluktur. İşte böyle olurlarsa dünyaya galip gelirler. Ramazan'da da bu disiplini tazelemiş oluyoruz değil mi hocam? Ramazan'da bu disiplini görüyoruz. Evet. Bir ay akşama kadar aç bir şekilde, susuz bir şekilde kalıyoruz. Hatta Müslüman olmayanlar taaccüp ediyor, şaşırıyormuş. Ya siz akşama kadar nasıl böyle duruyorsunuz diye. Evet. Şimdi bu insanlar bir savaşa girdiği zaman yiyecek içecek olmadığında bunlar dayanır. Çünkü önceki oruç tecrübeleri var. Evet. İşte bu açıdan oruç bir disiplindir. Namaz bir disiplindir. Eyvah. Zekat bir disiplindir. Avrupa gibi ülkelerde infak, yardımlaşma yok. Yani işte Alman usulü diyoruz ya, herkes sigarasını bile kendisi içiyor. Ama biz Müslümanlarda böyle bir disiplin oluştuğu için enflasyon ne kadar yüksek olursa olsun, ekonomi ne kadar kötü olursa olsun, Türkiye'de ya da başka bir İslam ülkesinde elektrikler kesildiği zaman hiçbir market, hiçbir yer yağmalanmadı. Evet. Ama bir Meksika ya da bir başka Güney Amerika ülkesinde elektrikler kesildiği anda bütün marketler yağmalanıyordu. Evet. İşte İslam ülkelerinde bugünkü zayıflığımıza rağmen, eksikliğimize rağmen
namaz, oruç, zekat öyle bir disiplin oluşturuyor ki bu en kötü anda bile insanların dayanmasını ve dürüst olmasını sağlıyor. Fıtratımızın güzelliği. Fıtratımızı temiz kalmasını sağlıyor. Eyvallah hocam. Bir de bu Müslümanların Allah Resulü dönemindeki gibi temiz olduğunu, disiplinli olduğunu düşünün. Bütün dünyaya hakim olurlar. İnşallah. İnşallah. Duamız o şekilde. Çocuklarımızı öyle yetiştirmeliyiz, lider yetiştirmeliyiz. Üç ilim çok önemli. Ben önemsiyorum. Tarih, edebiyat, ilahiyat. Tarih, edebiyat. Tarih, edebiyat, evet. İlahiyat. Evet. Tarihi çok iyi bilmek zorundayız. Tarihi bilen geleceğini inşa eder. Edebiyat, dilimizi çok iyi bilmeliyiz ve kullanmalıyız. İlahiyat, dinimizi çok iyi bilmeliyiz ve kullanmalıyız. Tam tercih döneminde hocam, bu hatırlatmanızda evet. Ailelere yardımcı olur. Sosyal bilimler bence fen bilimlerinden daha önemli. Çünkü siz dışarıdan bir doktor, bir mühendis getirebilirsiniz. Evet. Ama bir tarihçi getiremezsiniz. Bir ilahiyatçı getiremezsiniz. Bir edebiyatçı getiremezsiniz. Evet. Geleceği inşa etmek için tarihçilerimiz iyi yetişmeli. Edebiyatçılarımız iyi yetişmeli. İlahiyatçılarımız iyi yetişmeli. Hocam çok önemli mesajlar verdiniz bu bölümde de. Hızlı bir şekilde mesajları okuyalım. Oradan reklamlara geçelim istiyoruz. Tabii. Sondan başlayalım. Çünkü yönetmenimiz ne derse o olur. Yönetmenimiz de mesaj göndermiş. Mesut Bey, sahur için ışığı yananlara selam olsun. Bereketli olsun. Allah Teala oruçları kabul etsin demiş. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Mesut Bey burada ailesine selam gönderelim. Ekranlarımız vasıtasıyla. Hacer, Tavuz, ey şehri Ramazan geldin de gidiyorsun öyle mi diyor. Seni tutmayanlar, sana tutunamayanlar düşünsün sonunu demiş. Hepimiz düşünelim, tefekkür edelim bu dakikalarda. Bir kez daha Hacer kardeşimiz güzel mesajı vesilesiyle. Ümran kardeşimiz, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı üzerinize olsun. Sahurunuz bereketli olsun diyerek bizleri yalnız bırakmamışlar. Çok teşekkür ederiz. Hocamıza selamlarını iletmişler. Züleyha kardeşimiz, gerçekten zorlukta bereket, bir kolaylık daha vardır. İnşirah suremizin 5. ayet-i kerimesini paylaşmış. Vakti sahurunuz hayırlı olsun. Selçuklu'dan selamlar diyorlar. Hocam Selçuklu'dan selamlar demişken Selçuklu müftümüzün cenaze programı hakkında bir bilgi verelim isterseniz. Hangi camide olacaktı? Buyurun hocam. Benim duyduğum kadarıyla Sultan Selim Camii'nde evet. Öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak ve üçler mezarlığına defnedilecek. İnşallah. İlerleyen dakikalarda tekrar hatırlatırız. İnşallah. Kudret Bey çok teşekkür ediyoruz. İsmime özel dua istiyorum hocamızdan diyor. Kudret İnşallah. Karacı hocam. İsmi vereyim üzerimizde kalmasın. Allah hayırlı ömürler versin. O da bize dua etsin inşallah. Dürüstlük elmas gibidir. Aydınlıkta daha çok parlar ve değeri daha çok belli olur diyor. Kübra Korkmaz. Efendim teşekkür ederiz. Cümleler doğrudur, sen doğruysan, doğruluk bulunmaz, sen eğriysen. Yunus Emre'mizin güzel sözüyle İsmail Beyefendi de yalnız bırakmamışlar. İbrahim Koç'a bakalım, tekrar başsağlığın dileklerini ileten izleyicilerimiz arasında yerlerini almışlardı. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, efendim vakti sahur etiketiyle bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Hocam... İzin verirseniz reklamlara geçelim. Sonrasında doğruluk demiştik. Ticarette doğruluk, ailede doğruluk ve diğer hayatımızdaki olan bölümlerde nasıl doğru bir mümin olmalıyız? Bunu anlatalım, aktaralım isteriz. Efendim reklamlardan sonra tekrar Rıfat Oral hocamla birlikte olacağız. Bekliyoruz. Selçuklu Belediyesi ile Vakti Sahur devam ediyor. Bir vakit bir kişi iftar davetinde bulunduğu eve gitmiş. Vakit girip ezan okununca herkes de iftarını açıp sofraya oturmadan evvel namaz için müsaade istemiş. Yani ben siz oturun, ben bir namazı kılıp geleyim. Ev sahipleri ve diğer misafirler sofrada yemeklerini yerken o kişi yavaş yavaş farz namazını kılmış, ardından da nafile ibadette bulunmuş. Tam
sofra kalkacakken oturup bir iki lokma yiyip demiş ki ben az yerim. Bu kadarı kafi demiş. Sofradakiler o kişi için ne kadar zahit ve takvalı ibadet etmeyi dünya nimetlerine tercih ediyor demişler. Efendim meclis dağılıp herkes evine çekildiği zaman o kişi de hızla evinin yolunu tutmuş ve eve girer girmez eşine demiş ki bana acilen sofra kur. Yani insanlar az yer bol ibadet eder desin diye bir lokma bir şey yemedim. Yani çok açım demiş, fena açım. Bu sözü duyan oracıktaki çocuğu da peki babacığım demiş. Yiyemediğin yemeğin kazasını yapıyorsun da gösteriş için kıldığın namazı, ettiğin ibadetleri de kaza edecek misin? Deyivermiş. Evet sevgili hocam, doğruluk konusu ile devam ediyoruz. Hayatta doğruluk, ailede doğrulukla devam edelim. Buyurun hocam. İnşallah. Bir medeniyet istiyoruz ki içinde insanlar dürüst olsun, toplumlar dürüst olsun, çocuklar ölmesin, kadınlar ölmesin. Endülüs'ü yeniden istiyorum, Bağdat'ı yeniden istiyorum, Şam'ı yeniden istiyorum. Bu medeniyeti kuracak olan bizleriz, bizim çocuklarımız. Evet. İşte bu insanlar, bu çocuklar, bu medeniyetin çocukları dürüst olmalı. Birey olarak dürüst olmalı, ailede dürüst olmalı, ticarette dürüst olmalı, üretimde dürüst olmalı. Yani her şeyde biz marka olmalıyız. Mesela işte Almanya iyi bir otomobil üretiyor ya da Japonya şunu üretiyor diye sürekli onları, o markaları arıyoruz. Evet. Müslümanlar da dürüst bir üretim yaparlarsa marka olurlar. Ticaretleri dürüst olursa çok kazanırlar ve güzel kazanırlar. Ama günümüz insanının en büyük problemi çabuk zengin olmak. Bu şeytanın bir vesvesesidir. Kısa yoldan, değil mi? Kısa yoldan zengin olmak. Bunun için her şey mübahtır. Çünkü zengin olmalı. Hedef bu. Hedefe kilitlenmiş. En kısa zamanda zengin olmalı. Bir de şey de var hocam, yani etrafında böyle bir psikolojik baskısı var. Hani evet. İşinde yükselebiliyor musun, ne durumdasın gibi, değil mi? Gibi öyle bir baskı evet. Var maalesef. Ve bu insanlar çabuk zengin olacağım derken borç, faiz batağına öyle giriyorlar ki evet. Bir daha içinden çıkamıyorlar. Biz dürüst olursak, insanları kandırmaz isek evet. Belki önce az kazanırız. Ama insanların itibarını kazandıktan sonra herkes bizim malımızı tüketmeye çalışır. Bizimle ticarette çalışır. Mesela Almanya bir Mercedes otomobili yapabilmek için belki kazanacağı malın, paranın yarısını, dörtte üçünü harcıyor. Çünkü onun için önemli olan itibar, marka. İşte her Müslüman da böyle olmalı. Ticarette, üretimde böyle olmalı. Ayrıca çocuklarımızı çok iyi yetiştirmeliyiz. Ben bunu önemsiyorum. Evet. Yani çocuklarımızda bir inanç disiplini, ibadet disiplini olmalı, ahlak disiplini olmalı. Ama görüyorum toplumda çocuklar Hüdayi Nabit gibi kendi kendilerine büyüyüp gidiyorlar. Aileden herhangi bir eğitim almıyorlar. Toplumda bu noktada çok bir hassasiyet yok. Televizyon programlarında bununla ilgili programlar çok az maalesef. Öyle olduğu için çocuğun beslenebileceği kaynak ne oluyor? İnternet oluyor. Bugün İftara Doğru programında sunucu kardeşimiz, İbrahim kardeşimiz de vurgulamıştı. Okulda aileden bekliyorlar. Evet. Ailede de okuldan bekliyorlar. Herkes başkasından bekliyor. Evet.
İşte bu yanlış bir politik, yanlış bir hayat, yanlış bir düşünce. Hep başkasını suçluyoruz. Ve kendimiz mağdur pozisyonunda. Ve iyiliğin ve dürüstlüğün başkasından olmasını istiyoruz. Evet. Halbuki insan önce kendisini kurtarmalı. Uçağa bindiğiniz zaman size şöyle derler. İşte herhangi bir hava basıncı gibi durumda oksijen maskesi iner. Evet. Önce siz kendinize maskeyi takarsınız, sonra çocuğunuza takarsınız. Evet. Böyle bir hatırlatma vardır. Evet. Önce kendimizi kurtarmalıyız, sonra toplumu kurtarmalıyız. Güzel. Yani bu noktada her insan önce kendisi dürüst olmalı. Dürüst olursa bu dünyayı kazanmış ve bu dünyada başarılı olmuş bir insan oluruz. Ama dürüst olmazsak çok şey kaybederiz. Öyle şeyler kaybederiz ki geleceğimiz biter. Artık bundan sonra bizi kötü bir hayat bekliyor. O da cehennem hayatı. Allah muhafaza. Onun için Allah bizi korusun cehennemden, ateşten. Ama bu noktada bizler de biraz gayret etmeliyiz. Sezai Karakoç'un güzel bir şiiri var. Şiirler 4 kitabı. Ben buradan seyircilerime de onu tavsiye ediyorum. Okusunlar. Sizin kadar tabii güzel şiir belki hocam okuyamayız ama orada Sezai Karakoç şöyle diyor. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Yoktan da vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Senden ümit kesmem, kalbinde merhamet atlı bir çınar vardır. Ey sevgili, en sevgili, uzatma dünya sürgünümü. Ya. Dünya öyle bir hayat ki, her şey böyle karmaşık. İşte insan bu karmaşa içerisinde bir disiplin oluşturabilmeli. Bu disiplini oluşturabildiği anda kendi medeniyetini inşa eder. Her şey aslında ahlakımızın yansıması değil mi sevgili hocam? Ve her şeyde dışarıya yansıyan her şey insanın ahlakı, düşüncesi bunlardır. Evet. Siz inancınıza, ahlakınıza göre mimari yapınızı oluşturursunuz. Medeniyetinizi inşa edersiniz. Toplumunuzu inşa edersiniz. Eğitim sistemini ona göre kurarsınız. Ve sonuç mükemmel bir mümin. Mükemmel bir mümin, mükemmel bir insan, mükemmel bir toplum oluşturabilmek. Ve duruşuyla marka bir Müslüman. Ve marka bir Müslüman oluşturabilmek. Bunun için çok iyi projeler geliştirmeliyiz. Eğitimciler, siyasetçiler, anne baba, aile, herkesin kafasında proje olmalı. Ben çocuğumu nasıl iyi yetiştirebilirim? Ben öğrencilerime nasıl iyi hitap edebilir, onları etkileyebilirim? Evet. Ben bu toplumu nasıl değiştirebilirim? Ve bu insanları daha güzel nasıl yönetebilirim? Ben bu dünyada adaleti nasıl inşa edebilirim? Merhameti nasıl yaygınlaştırabilirim? Evet. Savaşı nasıl durdurabilirim? Barışı nasıl yayabilirim? Gibi her insan, her Müslümanın projesi olmalı. İnsan yetiştireceğiz, proje üreten. Proje üreten nesiller yetiştireceğiz. Nesiller yetiştireceğiz. Eyvallah. Pasif iyi değil de aktif iyi olmalı. Eyvallah. Hem kendisi iyi olmalı hem de başkasına bu iyiliği dokunmalı ve dünyayı değiştirmeli. Aşılayacak değil mi hocam? Aşılaması eyvallah gerekir. Tıpkı Allah Resulü gibi. Eyvallah. 23 yılda nasıl toplumu değiştirdiyse, dünyayı değiştirdiyse ve tarihi değiştirdiyse işte biz de o şekilde olmalıyız. Ve sohbetimizin başında Michael Hart diye bir Amerikalı bilim adamının kitabını tavsiye etmiştim. Hı hı. İlk 100 diye dünyadaki 100 büyük insanı anlatıyor. İzleyicilerimiz o kitabı okusun. İnternetten ilk 100 diye Michael Hart diye girerlerse Türkçesi de var. Çocuklarımıza lider insanları anlatmalıyız. Lider insanları anlattığımız zaman onlarda da bir liderlik psikolojisi oluşur. Evet. Çocuklarımızın
örnek aldığı kişiler kimler? Bu noktada çok iyi düşünmeliyiz ve sorgulamalıyız. Çocuklarımız kimi örnek alıyor? Çok düşünmemiz gereken bir hususu vurguladınız hocam. Evet. Eğer çocuklarımız lider insanları örnek alıyorsa, tamam biz bu dünyayı değiştirebiliriz. Diğer bir deyişle, çocuklarımızın hayatında hangi karakterler var? Karakterler çok önemli. Bu karakterlerin oluşabilmesi için liderlik eğitimi, lider insanlar, tarih, işte biraz önce dediğimiz edebiyat, ilahiyat, ahlak, bunlar çok güzel anlatılmalı. Ve kulu Rabbine sevdiren hasletler. Bu bütün bu anlattıklarımız değil mi hocam? Bizi Rabbimize kavuşturur. Tabii. Bütün bu anlattıklarımız Allah'tan başkasına kul olmayacağımız mesajını veriyoruz. La ilahe illallah. Biz Allah'tan başkasına kul olamayız. Ve onun rızası için? Onun rızası için bu yeryüzünde varız. Evet. Bir musibet geldiğinde diyor Allah Teala, onlar inna lillah ve inna ileyhi raciun derler. Ben bu ayeti şöyle anlıyorum. Onlar, biz yeryüzünde Allah için varız. Yine ona döneceğiz, döndürüleceğiz derler. Yani bizim yeryüzündeki misyonumuz, gayemiz, hedefimiz Allah'ın rızası. Evet. Ve onun dışındaki her şey bir vesiledir. Şeyh Sadi de şöyle buyurur hocam. Doğru yolda yürüyenin yolda kaybolduğu görülmemiştir der. Evet. Yani istikametimiz o doğrultuda olunca Allah'ın izniyle işlerimiz doğru gidecektir. Güzel olur. İşte tevhid ne yapıyor? İnsanı yüceltiyor, yüceltiyor, Allah'a çıkartıyor. Çünkü insanı etkileyen çok şey var. Para var, makam var, diğer şeyler var. Ve o insanı etkilediği zaman bazen putlaşabiliyor. Allah'ım. Putlaştırılıyor. Ve insanların seviyeleri düşüyor. Onları elde etmek için her şeyi mübah görüyorlar. Farkında olmadan değil mi hocam? Farkında olmadan şeytan bizi etkiliyor ve şeytanlaşıyorlar. İşte İslam tevhid inancı ile insanları o bataklıktan kurtarıyor, temizliyor ve derecesini yükseltiyor, yükseltiyor. Mehmet hocamız Kur'an-ı Kerim okurken onu düşünmüştüm İsra suresinde. Hı hı. Allah Teala diyor ki, güneşin biraz meyletmesinden, yani öğle vaktine itibaren, gece karanlığına kadar namaz kıl. Öğle, ikindi, akşam, yatsı. Ve fecri de unutma diyor Allah Teala Hazretleri. Hı hı. Bir de gece teheccüd namazı, onu kılın diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl teheccüd namazı kıldı. Gece teheccüd namazı kıldı. Bu ne demek? Şu demek. Bu insan yalancı olamaz. Yeah. Eğer yalancı bir peygamber olsaydı bu kadar kendisini helak etmezdi. Hatta sahabe-i kiram, ya Resulallah bu kadar kendini helak etme. Senin gelmiş geçmiş bütün günahların affoldu diyordu. Ama Allah Resulü de şunu diyordu. Ben Allah'ın bu kadar nimetine karşılık şükreden bir kul olmayayım mı? Diyordu. İşte Resulullah Efendimiz'in dürüstlük örneği bu noktada bizim için çok önemli. Ondan öğreneceğimiz çok şeyler var. Peygamber Efendimiz'in aile hayatını, toplumla ilişkisini, insanlarla ilişkisini, savaşta, barışta nasıl bir insandı? Bunu çok iyi analiz etmemiz lazım. Ve sahabe ile olan davranış biçimleri, Yahudilerle, Hristiyanlarla, müşriklerle olan münasebetleri, bütün bunları iyi analiz edip insanlara iyi anlatmamız gerekir. Eyvallah sevgili hocam. Raif Deniz programımızdan dolayı Allah razı olsun, hayırlı sahurlar demişler. Çok teşekkür ederiz. Oruç bir disiplindir. Rıfat Oral hocamızın sözünü paylaşmış Züleyha kardeşimiz. Allah razı olsun. Hocam ahde vefa konusunda da birkaç cümle aktaralım isterim. Artık son dakikalara doğru ilerlerken. Bir öncekiyle ilgili bir şey daha. Lütfen. Müsaadenizle. İmam Muhammed'e, İmam-ı Azam'ın talebelerinden. Eyvallah. İmam Muhammed'e geliyorlar, diyorlar ki bize zühd ve takva ile ilgili bir kitap yaz. Hı hı. O da Kitabul Kesbi yazıyor. Helal kazanç kitabı.
Yani şu mesajı veriyor. Önce kazancınız helal olsun. Evet. Ondan sonra dervişlik, züht ve takvayı düşün. Yani dürüstlük çok önemli. Bu noktadan ahde vefaya geçebiliriz. Ahde vefa tabii çok geniş bir kavram. Çok büyük bir kavram. Üzerinde saatlerce konuşulması gereken bir kavram. Allah'a karşı ahde vefa, peygambere karşı ahde vefa, anne babaya karşı, kişinin eşine, çocuklarına, topluma, dünyaya, bütün insanlara karşı ahde vefa. Bu çok önemli. Günümüzdeki problemlerden birisi de belki bu. Yani biz sözümüzde durmuyoruz. Dürüst insanlar değiliz. Yalanı hemen söyleyebiliyoruz. Emaneti hemen ihanet edebiliyoruz. İşte bunun, bütün bunların sebebi bizde ibadet disiplini oluşmadığı için. İnanç, iman disiplini oluşmamış. Ahlaki disiplin tam oluşmamış. Maalesef biz namaz kılan bir toplum değiliz. Yani beş vakit namaz kılan kaç kişi var? Oruç tutan bir toplum, o toplumuz diyebiliriz. Belki mahalle baskısıyla namaz kılmayanlar oruç tutuyor. Evet. Ama Ramazan bittikten sonra oruçla artık helallaşıyoruz. Öbür Ramazan'a kadar hiç oruç tutmuyoruz. Evet. Halbuki Peygamberimiz pazartesi, perşembe günleri tutarmış. Kameri ayın 13, 14, 15. günleri tutarmış. Eyvallah. Yani bütün bunlar, bu disiplinler bizde ahde vefayı oluşturuyor. Güçlü bir toplumu oluşturuyor, güçlü bir medeniyet oluşturuyor. Yani iyi bir medeniyet, iyi bir devlet, iyi bir toplum kurabilmek için çok çalışmamız lazım. Çok okumamız lazım. Ahlaki seviyenin çok yükselmesi lazım. Bu noktada tabii biz ilahiyatçılar da sorumluyuz. Anneler, babalar sorumlu. Herkes kendisine göre bu noktada sorumlu. Şöyle diyebiliriz sevgili hocam, değil mi? Ramazan iklimini bütün bir yıla yayarak, hani Ramazan'da başarabiliyoruz ya. Tabii. Teravihlere gösterdiğimiz özeni, namazlardaki o disiplinimizi bütün bir ömürde, yılda devam ettirmemiz aslında bize o alışkanlığı devam ettirmemizin kaynaklarını gösteriyor, değil mi hocam? Tabii. Ramazan başarabiliriz yani. Mekteptir. Evet. Oradan elde ettiğimiz bilgileri ve kazançları, ahlaki durumu 11 ayda da yaşamamız gerekir. İnşallah. Oruç tutmamız gerekir, namaza devam etmemiz gerekir, Kur'an okumamız gerekir. Mesela teravih namazları bir teheccüd eğitimidir aslında. Eyvallah. Bir gece namazı eğitimidir. Ama Ramazan bitiyor, gece namazları, teheccüd bitiyor. Ramazan'da itikafa giriyoruz. Evet. Nefsimizle baş başa, Allah'la baş başa kalıyoruz. Halbuki Ramazan dışında da bunlar olmalı. Hı hı. Ramazan'da zekat veriyoruz, sadaka veriyoruz, infak ediyoruz. Ramazan dışında da olmalı. Yani bir aydaki aldığımız o eğitimle 11 ayda da Müslüman gibi yaşamalıyız. Allah razı olsun. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Yine çok dikkatlerimizi çekecek noktalara temas ettiniz. Evet. İnşallah nice Ramazanlarda beraber oluruz. İnşallah. Sevgili seyircilerimiz, Vakti Sahur'da Rıfat Oral hocamız bizlerle birlikte oldu. Bugün doğruluk hususunda programı işlemeye gayret ettik. İnşallah Cenab-ı Hak nasip ederse Kadir gecemizi aramaya, bu seher vakitlerinde, sahur vakitlerinde o niyetle yolculuğumuzu devam ettirmeye devam ediyoruz. İnşallah dua bekleriz bütün ekip arkadaşlarımız ve hocalarımız için. Bu kıymetli zaman dilimlerinde bizi kırmayıp stüdyomuza teşrif ediyorlar ve programları onlarla beraber devam ettiriyoruz. Siz izleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Gerek mesajlarınızla, dualarınızla bizleri yalnız bırakmadınız. Hocam son olarak Ali Okutan hocamızın bugünkü cenaze programını tekrar hatırlatalım. Cami Sultan Selim. Sultan Selim Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınıp üçler mezarlığına defnedilecek. Eyvallah.
Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine başsağlığı diliyoruz. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Vesile oldunuz. Bir kez daha hatırlattınız. Çok teşekkür Allah ediyorum sevgili hocam. Ben teşekkür ederim. İnşallah nice programlarda beraber oluruz. Sevgili seyircilerimiz, vakitler hayır olsun inşallah. Dua bekleriz. Allah kabul etsin. Bugün yeniden niyet edelim inşallah. Oruca niyetlenirken hocamızın da söylediği gibi Ramazan sonrası namaz ve oruç bilinciyle devam etmek için de düşünelim, niyet edelim. Allah kabul etsin efendim. Dua bekleriz. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden Resulullah Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalâh. Hayya alel felah As-salātu khayrun min an-nawm As-salātu khayrun min an-nawm Allahu Ekber Allah
Selçuklu Belediyesi ile Vakti Sahur sona erdi. Sorumluluklarımız var. Dünya açlıkla, yoksullukla, savaşlarla sınanırken iyi bir nesil yetişmesi için sorumluluklarımız var. Paylaşmaktan uzaklaşan insanlığa tekrardan paylaşmayı öğretecek, düşene elinden tutup kaldırma duyarlılığını gösterecek, ağzında duasıyla, kalbinde inançla kötü gidişe dur diyebilecek, yeryüzünde barışı hakim kılacak bir nesle ihtiyacımız var. Güzel ahlakla modern yaşamı buluşturan, omuzlarında milletin yükünü taşıyan, ülkesinin adaletle dünyaya timsal olması için çalışan bir